Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç ile birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hayırlı cumalar olsun. Merhabalar, hayırlı cumalar. Merhabalar. Hayırlı cumalar demek konusu bir nas var mıdır? Ha, nas meselesi. Felak ve nas. Peki nas mı yoksa nas kelimesi mi? Hangi nas tabii onu bilemeyeceğiz yani. Fakat bu senede biliyorsunuz. Bilal nas yani. Yani. Bu sene derken 2022 yılında da ilginç bir şekilde, çok ilginç bir şekilde kurban hacca denk gelecek. Denk gelecek, doğru. Bu nas hangi, neye ait bir nas? Birazdan bunu niye ya böyle konuştuğumuzu elbette biliyorsunuz ama detaylarını aktaracağız. Dün biliyorsunuz günün manşetinde PKK'yı dağıtan istihbarat MİT'in bulup Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yok ettiği Kaytan isimli teröristin durumunu aktarmıştık. Burada yayınlar yapmıştık. Operasyonun detaylarını sevgili Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara temsilcisi anlatmıştı, aktarmıştı bizlere, sizlere. Bugün gazeteler bu haberle çıktı. Akşam gazetesi PKK'yı dağıtan darbe başlığıyla bugün çıkmış. Kırmızı listeye bir yılda 10 çizik demiş. Evet. Alt başlığı olarak gizli gömüldü, gömen öldürüldü. Koruyamadın kavgası çıktı da haberin alt başlıkları dün dediğim gibi detaylı olarak aktarılmıştı. Bu konuyla ilgili olarak günün manşetinde zaten konuşmuştuk bu meseleyi. Yani işte Allah tezkerenin faydaları, güç kuvvet versin. Değil mi hocam, tezkerenin faydaları yani. Hani Allah'tan tezkeremiz var ya, tezkereye hayır diyenlerin yüzü kızarır mı? Kızarmaz. Yani burada ben hep bu, dün aslında konuştuk hatta bazı gazete mecralarında, köşelerinde, kıyılarında bu tezkere meselesi gündeme gidince korkunç bir şey var, panik var o taraf, o bölgede. Hep aklıma o geliyor. Terörle mücadele konusunda son yıllarda elde ettiğimiz, özellikle çok yani bu Kandil ve etrafını bombalayan, oradaki teröristleri yerle bir eden operasyonlarda çok önemli bir şey tabii. Tabii Suriye her şeyden önce yaptığımız operasyonlar önemli. Şimdi seçim sattı mahalli falan diyorlar üstad ve arkasından da tabii bir araya geliyorlar. Ona hain demiş, ona yok hain değilim demiş. Bir tanesi Kandil'den bir bağırıyoruz, Kandil'den ses çıkıyor, oradan oraya gönderme. Bir Kandil fırça atıyor bunlara, bir dakika siz kardeşsiniz diyor, Beyat Baba beni vurdurmayın diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni unutmayacağız, tarih demiş köşeye, şu mübarek cuma günde söyleyelim. Bu konuda cumanın da mübarek olduğu konusunda nas vardır, onu da söyleyelim. Arkasından bunu buraya çakacağız, Cumhuriyet Halk Partisi sonradan yerle bir edeceğim falan deyip de bir oynadı falan, çok komikti böyle. Sikte top çeviren şeyler gibi, paleçolar gibi. Daha sonra hayır, tabii, hayır dediği için biliyorsun YPG'li şey tarafından, neydi o adamın ismi? Karayılan. Abdo. Abdo mu? Hepsi bilmiyorum. Neyse o onlara bir tanesi. Kaytan Abdo'ma bir tanesi daha evet. Gitti. Eksizler üzerine. O da hani çok memnun olduğunu, hatta evet, davet ettiğini falan söylemişti. Bu ara az önce görüntüler vardı. Bir cenaze merasimi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ha, tabii, AK Parti tabii. Kahramanmaraş milletvekili 26. ve 27. dönem. AK Parti evet, Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç beyefendi Hakk'ın rahmetine ulaştı. Allah rahmet eylesin. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyla ilgili bir sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı evet, göndermişti. Milletvekilimiz ömrünü ilme, irfana ve millete hizmete adamış yol arkadaşımız Sayın İmran Kılıç Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duyduğum merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum mesajıyla vefattan dolayı duyduğu üzüntü ifade etmişti. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde İmran Kılıç Beyefendi'nin cenaze töreni düzenleniyor. 26. ve 27. dönem Kahramanmaraş milletvekiliydi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 1957 doğumlu. Ancak bu tedavi başarılı olamadı ve İmran Kılıç hayatını kaybetti. Bu vesileyle biz de kendisine rahmet, kederli ailesine de başsağlığı dileğimizi iletelim. Evet. Ve törenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldığını şu görüntülerle, bu görüntüler eşliğinde bir kere daha tekrar etmiş olalım. Allah gönül gönül rahmet eylesin. Evet. Şimdi dün elbette Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklamasından sonra gerçi bir önceki gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle faizin karşı olduğunu, neden karşı olduğunu ve karşı olmaya devam edeceği hususunda açıklamalarını AK Parti'nin grup toplantısında yapmıştı.
Ardından dün Merkez Bankası saat 14'te faiz kararını açıkladı ve faizleri 1 baz puan daha, 100 baz puan daha düşürerek %16'dan %15'e indirdi. Evet. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında iş adamlarının faiz çok yüksek, faiz çok yüksek, özellikle TÜSİAD tarafındaki vatansever, vatanperver yerli ve milli iş adamlarımızın faizler çok yüksek, çok yüksek açıklamalarını hatırlatmıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Yüksek yüksek diyorsunuz, Merkez Bankası faiz indirdiğinde de niye faiz indiriyor diyorsunuz diye. Bu ne yaman çelişkidir'i vurgulamıştı Sayın Cumhurbaşkanı. Dün de dediğim gibi saat 14'te Merkez Bankası faiz indirince doların zaten hani böyle bir oynaklığı söz konusu. Hatta 11 küsürlere çıkmıştı. Şu anda kaç oldu bilmiyorum. Bak, 11.07'ymiş. 20'lere, 11.20'lere, 11.30'lara kadar çıkmıştı. 11'in altına indi gün içerisinde. 10.95'lere, 10.90'lara kadar geldi. Tekrar aynı şekilde aşağı yukarı bayağı bir hareket ediyor. Bunun üzerinden alıp şu anda Türkiye ekonomisini değerlendirenler, öldük bittik vahvahçılar yine gündeme çıktı. Bir kere daha altını çizerek ifade edelim. Doların kendisi yükselmesi ya da düşmesi o ülke ekonomisini anlamak için parametrelerden sadece bir tanesidir. Bunun yanında bir sürü gösterge rakamları vardır. Bunun yanında bir sürü ekonomik değerler, ekonomik adımlar, ekonomik göstergeler vardır. Sadece doların yükselmesi ya da düşmesiyle ekonominin iyi ya da kötü olduğunu söylemek bu işin işine geleni kullanan siyasetçi tavrıdır. Elbette dolar yükseldiği zaman yabancı para birimi karşısında o ülkenin para birimi düştüğünde elbette bunun ekonomiye yansımaları olur, olmuştur. Ama dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki gibi doların yükselmesiyle öldük bittik, düşmesiyle oh her şey çok güzel yorumu yapan herhalde başka ekonomist, başka bu konuyla ilgili yorumcu bulmak mümkün değildir. Örnek olsun diye söylüyorum. Sabah gelirken biraz baktım. Yani Rus rublesi 8'lerden 12'lere mi, 9'lardan 12'lere mi ne çıktı ki? Biliyorsun doğalgazları var, petrolleri var, silah sanayi almış başını gidiyor. Çin 6'lardan 7'lere çıktı. Yuan, şimdi bunları da böyle egzajere etmek için ya da bunları da itibarsızlaştırmak için bak ekonomiyi Yuan üzerinden ya da Japonya'nın üzerinden değerlendiriyorlar diye laf söylüyorlar. Ekonomist değilim. Bu konuyla ilgili olarak o koca koca laflar eden ekonomistler kadar iddialı da değilim. Ama onlar gibi de senede 3 kere 5 kere görüşlerimi revize etmiyorum. Yani bu sene bu kadar büyüyecek Türkiye. Yok yok olmadı ya. O kadar değilmiş. Birazcık daha büyüyecekmiş. Yani yanıldık demek yerine beklentiyi ya da rakamları revize ediyoruz diyorlar. Kaç sefer yaptılar bunu biliyorsunuz. Önemli olan şu, iş adamlarının da söylediği bu. Dolar 10 lira, 12 lira, 13 lira olabilir. Doların yükselmesi başka tarafların artısını getirdiği gibi eksisini de getiriyor ama en nihayetinde iş dünyasının beklentisi bunun stabil olması yönünde. Yani aşağı yukarı hareketinin çok hızlı olmaması yönünde. 12 olsun, sabit olsun, stabil olsun. Zaten tüm dengeler yerine oturur ama bu dünyanın çivisinin çıktığı bir dönemde ekonominin yerle yeksan olduğu, tüm dünya için söylüyorum, bir dönemde bu tarz gelgitler her ülkenin başına bela. Bu Rusya'nın başına da bela, Çin'in başına da bela, Amerika Birleşik Devletleri'nin başına da bela. 2 trilyon dolara yakın para dağıttılar ve bunu karşılıksız olarak bastılar. Enflasyon olursa da zaten onun üstesinden geliriz. Yahu biz öncelikli olarak şu şeyi bir geçelim, pandemide sıkıntıları bir çözelim. Karşılıksız paranın yansıyacağı 1-2 puanlık enflasyonu biz hallederiz dediler. Halledemediler. Amerika Birleşik Devletleri de yangın yeri maalesef. Çünkü orası öksürdüğü zaman tüm dünya zatürre oluyor. Öyle veya böyle. Çünkü onların parası dünya ekonomisini belirliyor. Vesaire vesaire vesaire. Ekonomistlere bırakıyorum ama ağırlıklı olarak temelde şunu söylemeye çalışıyorum. Çok daha kötü durumlardan Allah'ın inayetiyle, yardımıyla kurtulmuş, çok daha badireleri rahatlıkla atlatmış bir ülke olarak, ülke insanı olarak bunlar da geçecek inşallah. Sıkıntılı mı geçecek? Elbette. Bu konuda bazı sektörler, bazı kesimler çok daha mı
zor geçirecek. Elbette Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ama bu konuyla ilgili olarak hükümetin çalıştığını, bunlarla ilgili olarak kalıcı tedbirler aldığını, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'nın direktifleri ve vizyonu çerçevesinde bu sorunun da üstesinden gelinmek üzere gayret edildiğini, sıkıntıda olan kesimlere yardımlar edildiğini, edilmeye çalışıldığını, bunlarla ilgili kararlar açıldığını hepiniz biliyorsunuz. İnşallah bunlar da geçecek. Enseyi karartmamak lazım, şükretmek lazım diyerek şimdi, sözü Hikmet'e bırakın. Tabii, çok uzun konuştum ama. Uzman bir ekonomist olarak konuşayım, anlatayım ben şimdi sana olayın tabii. Sen bunu Nas şey suresinden gir istersen. Yok hayır, şimdi mesela sen bu volatiliteyi çok iyi bilmiyorsun. Onu anlatmam lazım. Bir de izleyicilere bunu... Volatilite neydi o? İyi bir şey. Bak şöyle söyleyeyim. Şimdi sen burada gittin. Biz vatandaşa bir şey aktarmaya çalışıyoruz. Biz şimdi yeni günün manşeti penceresini açıyoruz. Şöyle sabah olmuş, güzel bir pencere açıyoruz. Dedin ki sen Çin'de böyle Ruan dedin, Zimbabwe'de para birimine bilmiyorum bilmem ne dedin, oradan bilmem ne dedin falan diye cümleye başladığın anda uzman doktor ekonomistlerimiz yani sadece içeride bir defa biliyor musun Türkiye'deki aslında doğru yükselme sebebini biliyor musun? Kavala içeride. Ha, bak şimdi adam evet. Buraya bağlı. Bak bir tur atıyor geliyor. Şimdi adamın derdi doğal olarak dolar falan değil. O ekonomistlerden bahsediyorum. Arkadaş sen benle dalga geçme. Bak benle dalga geçme, ben sana anlatayım. Şimdi Ruan böyle oldu. Dünya böyle oldu. %6. Bana ne canım, ben Türkiye'de pembe domatesime bakıyorum. Dolar fırladı, öldük. Arkadaş ismi dolar lan. Benle alakası yok ki bu işin. Şimdi bak adam koskoca, bak tırnak içerisinde yemin ediyorum adamın başlığını şuraya koysam o bizim Barko'ya kadar gider. Yani başlık o kadar uzun ki. Ekonomist, doktor, uzman bilmem ne, o bu mezunu şu bu var, oturuyorsan anlatıyor. Daha sana söyleyeyim mi, tenzih ederim. Gerçekten bu işe emek vermiş ve işini layıklı yapan, gerçekten ekonomist olan, onu ayırıyorum onları. Çünkü onlar böyle konuşmuyor. Onlar farklı bir şey anlatıyor. Onların, bu adamların söylediklerine baktığın zaman öyle bir hale geldiler ki bunlar. Bak bu söylediği, bu çok kıymetli. Ne söylüyorlarsa yemin ediyorum tam tersi oluyor. Ne diyorsunlar böyle tam tersi oluyor. Daha dün 10 tane gol yediler, utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan ne diyordu Kılıçdaroğlu? Bunların suratının deri kalınlığını merak ediyorum diye. Ben aslında şeyde Kılıçdaroğlu'nu merak ediyorum da alayını merak ediyorum. Abicim sabah çıkmışsın konuşuyorsun. Hani çok özür, hamakat dolu cümleler içerisinde. Diyor ki bu bizi bağlı. Ya bizim uluslararası tamam her şey oraya bağlamayın diyor. Ya dolar dediğin bu, yani Türkiye'de basılan bir şey değil zaten. Yani içinde kendiyle tenakuz, kendiyle çelişkili bu kadar cümle kurabilen ve insanları ahmak yerine koyan bir uzman kadrosu var. İki, sen bunu böyle tartışıyorsunuz her sabah veyahut her akşam. Çünkü ekonomi kötüye gitmesi lazım. Adam mutlu oluyor bundan. Şimdi bunu söyleyince de sen benim niyetimi okuma. Sen niye böyle... Arkadaş yaptıkların ortada olduğu için böyle kusmuşsun ortaya, ben gösteriyorum sadece o kadar. Senin niyetini okumuyorum ben. İki gün önce böyle battık. Dün pas geçecekler, asla faiz indirme gidemez dedin. Pat bugün oldu, faiz mi gitti? Ama bu konut kredilere yansımaz dedin. Tak konut kredilere yansıdı. Bak şimdi o cümle çok kıymetliydi Murat. Bak dünyada en çok yanılan siyasetçi bile bu kadar yanılmaz. Yani siyasetçiler ya seçim öncesi ne veriyor? 5 fazlası. Efendim herkese 2 anahtar, herkese 2 araba. Sallar en azından bir tanesini verebilir. Verme ihtimali vardır hayali olarak. İkincisi hayalidir. Ama ekonomisi durumu o değil. Adamların kafası basmıyor. Adam zannediyor ki o Harvard'da okuduğu o şeylerle, istatistiklerle, teknonot olarak tüm ekonomi tekniklerini dünyada hangi ekonomi tekniği nerede uymuş da kim kazanmış? Siz aptal mısınız? Kimi kandırıyorsunuz? Amerika Türkiye'ye demokrasi getirecek. Bunu söyleyen andavallar var Türkiye'de. Ya. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Adam diyor ki hala yurtta bağlamayın diyor. Ya arkadaş Türkiye dünyada, yerkürede, Mars'tan bahsetmiyorum. Büyüme rekorları kırıp ihracat rekorları kıran bir ülke. Erdoğan size kaç defa tersten çaktı ya. Utanmıyor musunuz? Ensenize vurdu, kalktınız bir daha tokatı attı. Bu bir hamaset değil. Bu ülkede bunlar oldu. Ve ben açıkça söylüyorum. Yani bu hissiyatla anlatılan bir şeydir ama yılların da tecrübesi var. Allah rızası için. Bizi seven sevmeyen izleyicilerimize sesleniyorum. Bu şu anda yapılan ters çakışlar var ya. Şu anda bütün o dünkü ekonomistler. Murat Çiçek. Tam böyle hani var ya penaltı atışında. Adam sağ gösterip sol çakar.
Havada gitti, şu an 90'a çakılı durumda. Sağ tarafta top 90'dan soldan girdi. Adam böyle duruyor şimdi. Bunun bakalım neye yansıdı. Sonra bir bakıyorsun. Hani dolar falan diyordun. Bak bu şekilde gittikten sonra bu ekonomi, bak 6 ay içerisinde bu yaza kadar öyle bir değişim gösterecek ki. Çünkü enflasyon, bana da yabancı sermayeden bir yere kadar. Ben doları bırakırım, faiz düşürürüm, tersten de çakarım, üzerine de giderim. Arkasından da ben bu şeyi, enflasyonu düşürürüm. Benim amacım enflasyon. Yoksa Rusya'da %46 değer kaybetmiş. Ne kaybetti Rusya? Ama onda doğalgaz var. Biz de ihracatla büyüyoruz. Büyüye büyüye giden bir Türkiye var. Neticede ne olacak biliyor musun? Olacak olan ben sana söyleyeyim. Çok yakın zaman içerisinde, ben bunu bir yıl falan bile görmüyorum. Bütün bu yapılan bu hamleler, bu çünkü faiz düşürmek amacı, enflasyonu düşürmek. Bu adam anlamıyor. Bunu ben anlıyorum, benim gibi bir sade bir ortalama Türk vatandaşı, zekaya sahip. Adam titrip 85 milyon kilometre yukarıda duruyor. Adamın CV'sinin yüksekliği bizim boyumuzdan daha yüksek. Ama adam son 19 yıldır yaptığı her türlü konuşması, adam yarılıyor, Hikmet Genç kazanıyor. Şimdi kime güveneceksiniz? Bana güvenin. Tamam. Çünkü ben öyle görüyorum. Ya Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Sen bu millete neyi pompalıyorsun her sabah? Geberdik, öldük, şimdi geberdik. Ya yazıktır, günahtır. Ben millet, siz bilmiyor o sırça köşklerinde. Kim köşk lan? Kim, hangi sırça? Doğru. Ya Murat, şimdi sen tanıyorsun bizleri. Biz öyle insanlar mıyız? Berberimize yani gitmiyoruz, pardon. Ben mevzuyu ben açsam sen yine buraya bağladın diyeceksin. Sen berbere gidiyorsun. Ben taksiye biniyorum. Oraya gidiyorum. Bak insanlar şunu söylüyor. Kim diyor? O senin oturduğun yerdeki kaynak o. Ben şunu gördüm. Ya yanlış yapıyoruz. Ekonomi şimdi Cuma tebrikleri okurken çok hoşuma giden bir ifade vardı. Cuma'yı kutlamışlar, tebrik etmişler. Üstünde de bir yazı var. Biz Allah'tan başka kimsesi olmayanlardanız cümlesini ya kullanmışlar. Tamam mı? Yani bu filozof ya. Sosyal bilim filozofları. Çok hoşuma gitti ifade. Onun için paylaşayım dedim. Biz Allah'tan başka kimsesi olmayanlardanız. Elbette dönüp dolaştığında bu sadece kişisel olarak sen ben değil, ülke olarak da benzer durumlar söz konusu. İnşallah bu kabuğu kırıp Türkiye o hinterlandında yeniden o şahlanışı gerçekleştirecek. Çünkü zaten istikamet bu yönde her alanda. Dediğim gibi şimdi mesela pariteler gönderiyorlar, siz diyorlar işte yuan'ı falan şey yaparsanız yuan'ın son 20 yılki istatistiğine bakın, işte TL'nin istatistiğine bakın, bunların hepsi boş. 2008 yılında örnek olsun, örneği verdiğin için bir cümleyle konuyu bitireceğim. 2008 yılında Tayvan merkezli dünyada benzer bir kriz yaşanmıştı. Bundan daha kötü değildi ama çok büyük bir krizlerden bir tanesiydi. Hatırla, Amerika'yı, Çin'i, Avrupa'yı fena vurmuştu. Türkiye'yi de bayağı bir etkilemişti. Etkileme potansiyeli de yüksekti. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı, bunu hep adına anlatıyorum. Evet. Ekranlara çıkmış, almış olduğumuz tedbirlerle inşallah bu ekonomik, dünyadaki ekonomik kriz Türkiye'yi teğet geçecek dediğinde, senin az önce CV'si benim boyumdan yüksek ekonomistler, İşte bu kadar anlıyor dediler. Yani Türkiye ağızlarını battı, doldura doldura gülmüşler. Evet. Ondan sonra işte bak adamın ekonomiden anladığı bu kadar. Teğet geçecekmiş de, yok bilmem neymiş de, falanmış da filanmış da diye dalga üstüne dalga, terbiyesizlik üzerine terbiyesizlik ve lan insan en azından şunu yapar ya, tamam vuracak da bizi. Ulan bu ülkede yaşıyorsun yani, bu ülke insanısın. Sonradan tabii anladık aslında. Aslında öyle bir derdi olmadığı gibi. Hepimiz aynı gemideyiz lafı var ya. Bunlar aynı gemide değiller zaten. Bunlarla değilim zaten. Değil, bunlar bizimle değil. Bunlar bizimle değiller. Tabii. Bunların sadece silüetleri bu geminin üzerinde olduğunu görebiliyoruz. Bu gemide falan değiller. Bunlar kayığa binmişler. Bize gelmeye çalışıyorlar. Yok. Almayacaksın. Sandalını batıracaksın. Geçen bir tanesi çok güzel bir yazı yazmış. Allah'ım diyor, ben de diyor Londra kafelerinde ondan sonra kahvemi yudumlarken falan Türkiye ekonomi yönünde falan akıl vermek istiyorum. Bana bunu nasip et demiş. Tamam. Şimdi bunlar gezi olaylarında Londra kafelerinden direnin çocuklar diyen, yine Londra kafelerinden falan filan Türkiye'nin ekonomisi çok kötü deyip arada cappuccino'sunu, arada espresso'sunu yudumlayan tipler bunlar. Anlamazlar. Eksik. Bunu söylüyor yalnız Murat. Örnekleri doğru yönetleme. Tabii yani. Adam mesela Mütebata söylüyor. Biliyor musun kahve kaç lira oldu diyor. Biliyorsun ki ya, tamam ben de çok kahve seviyorum da, kahve kaç lira oldu, Türkiye nereye gidiyor diyen bir kafa var ya Türkiye. Var. İnanamazsın.
Geliyorsun. Kahvede, şey kahvesinde, halk kahvesinde de faizi tartışan bir insan grubumuz oluştu. Neden? Her sabah Merkez Bankası şunu yaptı. Bağımsız mı değil mi? Sana ne lan? Bırak Merkez Bankası. Ya dünyanın neresinde Merkez böyle, Bankası bağımsız ya, Türkiye'de olsun? Neyse ya, geçiyorum bu ya, tarafa. Yani bir tanesi özür dilemi, bir tanesi dilemişti zannederse. Bir tanesi. Şeref abiydi tahmin ediyorum. Hatırladığım kadarıyla emin olmamakla birlikte. Şeref Oğuz mu? Hiç kimse özür dilemedi bu kadar lafları söyledi. Şeref abi öyle dememişti şimdi hatırladım. Başka birisi. Hiçbirisi özür bile dilemedi. Hakikaten Türkiye'yi teyit geçti. Çünkü biz re-export yaptık. Afrika açılımı gerçekleştirdi iş adamlarımız. Şunlar bunlar. Hakikaten o dönemde alınan tedbirlerle İşi bitirdik. Biz 2008 krizini Türkiye teyit geçti. Oldu geçti. Erdoğan'a, İmam Hatipli'ye? Attı tuttu noktasına. Bir de böyle bir şey var. Attı tuttu falan filan. Ulan niye? 20 yılda attı tutan hadi insan ya. Hadi o attı tuttu da sen attın tutturamadın. Yani insan bundan utanır en azından. CHP 20 tane kaybetsen de gene. Bu kadar sorunların dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ediyor. Temel Karamollaoğlu'na söylediği oydu zaten. Yani her şey güllük gülistanlık dört dörtlük falan demeye getirdiler. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın vatandaşın hali pürmeli halinden anlamadığını özellikle vatandaşın acısını paylaşmayan, sırça köşklerde yaşayan bir kişiliğe döndüğünü vurgulamak için yapılan hamleler bunlar. Vatandaş anlamıyor değil. Arkadaş, 20 sene boyunca, tamam mı? 20 sene boyunca biz yönümüzü Amerika'ya, Avrupa'ya, Brüksel'e, Washington'a değil, şeyi hatırlıyorum, yeni tekrar gündeme geliyor videoları Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemlerde. Biz bu izni diyor, bu Taksim'deki AKM'nin yıkılıp yeniden yapılması meselesini konuşurken anlatıyor. Biz diyor burayı yıkacağız, yeniden yapacağız, Türkiye'ye yakışan bir şey yapacağız. Oradan bir tane Taksim'de diyor. Bir tanesi de cami meselesini sorunca camiyi de yapacağız Taksim'e diyor. 2013 mi 14 mi o civarda. Biz diyor bu yetkiyi diyor Brüksel'den, Washington'dan değil budur diyor. Vatandaşımızdan aldık. Budur bunun ya izni diyor. Vatandaşımız budur tarafından bize verildi zaten budur diyor. Şimdi böyle bir adama kalkıyorsunuz. Diyorsunuz ki halkın derdinden anlamıyor. Sırça köşklerde, şunlarda, bunlarda. Ya sizin anlamadığınız mesele, daha doğrusu anlayıp da manipüle ettiğiniz mesele AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne hedefinde yani karşısında nirengi noktası, kerteriz aldığı nokta Brüksel, Washington değil. AK Parti'nin kerterizi bu ülkenin vatandaşı. Hayır, bu kadar kafası başka çalışması şey gerek. Bak bu kadar da kafa çalışması. Bak yani abi, sevgili Murat niye bu kadar üst düzey konuşuyorsun? Kertesi bilmem nesi mihengi falan filan aldığı nokta nokta. Kime neyi anlatıyor? Bak bu kadar zekaya ihtiyaç, bu kadar çok cümle kurmaya da gerek yok. Ulan bir parti lideri Recep Tayyip Erdoğan. Ya bir daha söylüyorum. Bunu bazen duyunca kızıyorsunuz, ediyorsunuz falan. O çok çok kullandığım kör ideolojik refleksle düşünüyorsunuz. Bırakın atın. Hep beraber beyninizi boşaltın. Boşaltın beyninizi. Çok da fazla ihtiyaç yok bazen. Küçük çünkü. Rahat boşalır. Şunu anlamaya çalışın ya. Yani bunu bazen anlayıp ben de o şok oluyorum. Aynı o profesör olduğu gibi. Ya arka arkaya girdiği tüm seçimleri kazanıyor. Ve buna oyu halk veriyor. Bu adam bir şey yapıyor ki oyu alıyor. Bunun Türkçesi bu kadar. Ve sen hiçbir şey yapmıyorsun ki sana da boşlukta bir yer koyuyor. Sen diyor burada kal diyor. Şimdi buradan bakıyorsun. Hayır millet aç. Hayır böyle yaptı. İşte ülke uçuruma sürükleniyor. Arkadaş yani bizim yeni nesil yani 20 ile 30 yaşlardaki yeni nesil tek duyduğu şey muhalefetten ülke uçuruma sürükleniyor. Normalde o çocuğun yaşamaması lazım. Ölmesi lazım. 2003'te uyandı. Ülke Malezya'ya ulaşıyor. 2004'te tehlikenin farkında mısınız? 2005'te bilmem ne. 2018'de, 2020'de Türk hep ölüyor. Öldük bir daha dirildik. Genç bir arkadaşa göre normal şartlarda sürekli muhalefeti dinlese normalde o çocuğun yaşamıyor olması lazım. Şimdi bu kadar. Şimdi şöyle bir şey var. Ben diyorum her sabah ne kadar da propaganda yapsam Murat. Her sabah ne kadar da kalkıp latte içemiyorum, pembe domates çok pahalı diyorsan da. Halk şu cebini biliyor, yaşadığını biliyor. Hastaneyi biliyor, sıkıntıları görüyor. Dönüyor. Ya diyor bunlara güven. Ya ne diyor modalite? Bir dakika diyor abay. Modaliteyi bırakalım. Şu Recep abiye, Recep Tayyip Erdoğan'a verelim oyumuzu da. Önümüzdeki ay benim konut kredimi ancak bu indirir. Sana ben eğer verirsem zerre kadar bir şey. Benim emekli maaşını alamam diyor millet. Alamam. Ben aynen diyor Ekrem gibi yapar, Mansur gibi yapar. Buna 10 tane cümle kurarlar.
altta boştur diyor. İş bitirici bir adam oldun. Bir lider görüyor karşısında. Aynen. Bunun karşısında hiçbir şey bulmuyorsun. Olay bu kadar basit. %100 haklısın. Yani hani bu konuyla ilgili... Hiçbir siyasetin yok bunun karşısında. Fakat bütün bunları yorumlarken dediğim gibi muhalefetin maalesef bu ülkede bu ülkenin faydasına herhangi bir yorumda bulunmayan, bu ülkenin faydasına herhangi bir adım atmayan, atmayı da düşünmeyen, dünyanın en doğru işini yapsa da biz karşı duracağız diyen bir muhalefet anlayışı olduğu için bu ülkede maalesef hakikaten alternatif de üretilemiyor. Çünkü bunu iktidardaki de istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarında bize de düşe düşe diyor. Evet, bu muhalefet düşün. Biz de isterdik diyor. Dişli bir muhalefet olsun. Kısmetsiz adam. Biz de isterdik diyor. Bizimle mücadele eden bir şey olsun. Çünkü iktidarı Türkiye, da diri tutar. Bravo. Türkiye'ye faydası olur. İktidarı da Türkiye'ye hem bizlere ya vatandaşlara tabii faydası olur. Ama yok maalesef. Onun için bu ülkede muhalefeti de Erdoğan yapıyor. Maalesef. Evet. Kendi kendine muhalefet yapıyor. Evet. Ya da kendi arkadaşları muhalefet yapıyor. Nasıl yanlış yaptı diyor. Kızıyor mesela. Ya abarttık ya vallahi. Hay Allah diyor. Şimdi hemen kabinelerimizin vizyonu başlıyor. Grup toplantısında faizi savunanlarla yol yürümem dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu konuyla ilgili anlatırken, konuşurken de ya nas var dedim yani. Bununla ilgili söyledi. Nas kelimesini. Evet, nas ne demek abi? Sen Arapçaya hakimsin. İyi biliyorsun. Önce ben daha iyi biliyorsun. Olayı anlat da şimdi. Önce ben söylemeyeyim. Hayır, şundan dolayı nas'ın ne olduğunu... işte bunların evet kafa şeye benziyor. Şey oluyor işte az önce girişte Sabahattin söylediğim gibi. Evet. Bu sene de diyor haç kurbana denk geldi. Bu şey değil ha. Yani bildiğim kadarıyla Hürriyet Gazetesi'nde yıllar öncesinde çıkan bir mesele. 25 sene olmuştu. Özal'ın da zaman zaman dönemlerinde bizim gazeteci arkadaşların İslamiyet'ten, İslamlık'tan çok fazla haberi yoktur dediği cümleleri var. Rahmetli Yalçın Özer'e zamanında söylediği ifadeler var. Şimdi ya en azından bilmiyorsan bilen birine sor. Bak mesela ben Arapçayı bilmiyorum. Yani senin kadar bilmiyorum Arapçayı. Ya Hikmet abi nas dedi ya ne demek Hikmet abi sen bilirsin diye ben sana soruyorum değil mi? İlk defa cümle bir nas nedir diye. Hatta biz de zaman yaparız ya mesela. Mesela sordu bana bir sas. Ben cahil cesurdur derler. Yani ben de bildiğim kadarıyla fetva vermek dünyanın zor işidir biliyorsun. Çok risklidir sorumluluk sahibi olmak. Hemen ilk cümlede kurtarmak için şunu söylersin. Yani kurtarmak derken o fetva sorumlu ağırlığını bu konuda bir nas var dersin. Nas dediğin şey bir delildir, bir açıklık delil getirmek. Aynen öyle. Kur'an'dır, sünnettir. Aynen nas dediğimiz şey. Bu başka bir şey. Ama o kurallar bütünü ya Kur'ani ya da sünnete dair bir delili, bir o konudaki bir yorumu ve o konudaki kuralları belirten bir kurallar manzumesini düşün. Bu konuda bir nas var, delil. Açıklık açık demek yani. Ne demek bunu açıklamak. Niye söyledi? Faizin haram olduğu, faizle nas ilgili var meseleyi konuşurken riba bir nas bitti var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunlarla ilgili ayet tabii kerimeler var. Hadis-i şerifler tabii var. Bunlarla ilgili daha İslam delil haramdır tabii kabul edilir. Bir sürü mesele bunu kastederek söyledi. Nas var deyince. Çünkü neden o refleks kafada tabii eğitimi de var. Şimdi hani hem dünyevi diyor. Bak hem dünyevi hem uhrevi. Dünyevi ve uhrevi ne demek? İşte ahirete ait. Yani her insan bakarsan Halk TV faiz kötü bir şey. Tabii, diyor. Diyor. Ki bunu herkes söylüyor. Halk Dünyada bunu söylüyor. Halk TV'de Diyanet İşleri eski başkanı Berhan Şimşek çıktı yayına. ben eski başlayınca çok eski başkanı Lütfü Doğan vardı zamanında. çok eski başkan. Ondan da eski. Berhan Şimşek yayına çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu nas hikayesiyle ilgili olarak ya dedi Cumhurbaşkanı felak nasıl da bilmiyor herhalde demeye getirdi. Bir sesini dinleyelim bakalım. Ya niye yapıyorsunuz? Berhan Şimşek. Çok ayıp. Berhan nas abi suresini söyledi. Nas suresini okuyayım ben size. Nas suresinde faizi tarif etmiyor. Nas suresini söylememiş aslında. Tarif şey etmiyor. Nas suresi nas diyor ki rahim nas demiş ama sure anlamında dememiş. Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla. Dedi ki sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına. O ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar, gerçek cinlerden gerek insanlardan. Asıl faizin haram olduğu vahiy indiğinde ikinci benim bildiğim kadarıyla ikinci sure olarak Bakara suresinde 180 küsur ayet vardır. Faizin orada haram olduğunu söylüyor. Nas suresi. İkinci sure dedi. Fatiha'dan sonraki mi yoksa Bakara suresi? Ali İmran suresi geliyor mu? Mübarek cuma gününde de ben
buradan bir daha atıyor. Hikmet, ne adam bu Recep Tayyip Erdoğan. Hikmet, Halk TV'de Beren Şimşek'e bir de ayet-i kerime okutturuyor yani. Mübarek adammış ya. Nas suresinin, Nas suresinin mealini bulmuş. Onlara herkes mühtedi maşallah. Fakat Melda Onur, Berhan Şimşek'ten eski Diyanet İşleri Başkanı'nda, ya şaka yapıyorum bari hani eskiden Diyanet İşleri Başkanı'yı iyi yorum yapıyorum. Yani hani, sonradan cahile bak bunu öyle biliyor falan diyebilir Halk TV medyası. Çünkü buradaki konuşmalarımızı alıp belli olmaz. Kendi programlarında kullanıyorlar. Melda Onur en azından Berhan Şimşek kadar dini bilgisi olmasa da ama yanlış söylüyor. Ya Nas derken ayet onu kastetmiyor. Değil. Yani Cumhurbaşkanı Nas dedi ama onu kastetmedi kastet diye. Ödemiyor. Ayet manasında değil diyor. Yani tabii o da yani, Nas'ın olduğu bilmiyor aslında. Hayır ama şunu söylüyor. O ayet kastetmiyor hayır, diyor. O sureyi kastetmiyor diyor. Yani o değil diyor. Ya zaten konuşmadan anlıyorsun bunu. Uyarmaya çalışıyor ama Berhan Şimşek kilitlenmiş ilk mevzuya. Yalnız kilitlenmiş şey, mevzuya. Ya bize bir ben bir bunu bugün olan bir hadise. Hı hı. Yalnız bu işin dün gece olan bir hadise. Gece olan bir hadise. Bunun sanığı da var. Öyle mi? Tabii oraya atladım. Bizim sevgili Ali Saydam abi böyle çevrim için katılmış programa. Bizim meşhur şeyin programına. Ama o kadar konuşuyorum. Cimcim'in programına. Neyse. Ve düşününce bak görüyor musun? Yani dinden bir, ayetten bir referans göstererek Türkiye layık cumhuriyeti falan filan gibi bir tartışma bu meyanda gidiyor. Yakaladı ya bir şey şimdi. Ama o Nas demek istediği o değil. O öyle bir şey yok. O Nas dediği Kur'an'ı delil ve sünnet delillerini Ali Saydam. Tabii adam o tarafı da dolu bagaj. Ondan sonra arkasından bunlar birbirine bir girdiler. Abi baktık abi sen Berhan Şimşek diye yazmış. Bir yardımcısı da Ebru Baki. Ben de ezbere bilirim dedi. Habertürk Sabah'ta konuştular yani bu meseleyi. Tabii sonra başladılar. Dolayısıyla halk zaten şaşırmıştım. Tabii tabii Sevilay Yılman da hepsi mühtedi oldu. Bir dakika Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzü bir okumaya başladılar. Okuyayım mı ezbere sen? Bir tanesi ezbere okusana diyor falan. Hocam bu ne biliyor musun aslında bak. Bak bu aslında bu komedya. Bak bu anlattığım şey aslında belki komik ama kelime olarak ne kadar cahil insansın diyecek bir şey değil, bir olay değil. Neden biliyor musun? Hiçbir halt bilmeden çünkü kör bir, şimdi kavga edeceksin ya. Hani adamın gözü kapatmışsın adam yumruk sallıyor her tarafa. Ya karşı düşman mı bilmiyorsun ki, gözü görmüyorsun ki. Yok önemli değil. Ben yumruğumu sallayayım da kime gelirse gelsin. Eğer bu duruma gelirsen, bu koca koca insanlar sözde bazıları itiraf ediyor bazıları etmiyor ama ben ülkede muhalefet yapıyorum veyahut da bu hükümet gitsin. Hep bir siyasi saikle oturup da bu kadar kör gidersen geleceğin nokta bu kadar kötü olur. Şimdi sen bunu oradan aldın. Bir tanesi bir şey gibi. Dediğin gibi hani Kurban Bayramı bilmem. Ona benzer bir şey. Çünkü bir düşmanlık var içinde adamı. Yanlış yapıyorsunuz. Adam Nas dedi bak Google'da bir şey var. Orada canlı yayında keşfettiniz. Yarım saat sürdü yalnız. Hadi Alem sen oku. Yok ben ezbere biliyorum. Küçükken okurdum. Bu aslında bu nazara iyi gelirdi galiba. Duymuş da bir şeyler. Neden? Bu çünkü sendeki bu kin ve nefretin öfkenin sonucu. Doğru. Öfkeyle şimdi böyle kalkarsan doğru, bu şekilde hamakete de ortaya çıkar. Aynen. Şimdi bir habere geçelim. Başka bir habere geçeyim. Hatta oraya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Habertürk'e katıldığı bir yayın vardı. Habertürk dediğin için o da aklımda ama çok kısa geçeyim onu. Şu an Habertürk meselesini açacağım. Sen çok uzatıyorsun. Başka başlıklarım var. Yok yok. Her şey için söyledim. Genelde bu arada. Sadece bu Berhan Şimşek'le alakalı bir şey değil. Yani hakikaten dediğin doğru yani. Kurban Bayramı hacca tekabül ettiği kafası hala devam ediyor. Devam ediyor. Bir ya bak, abi ya, ya Berhan Şimşek bunu söylüyor. Yok ya zaten yapmış. Nas demiş. Nas nedir diye yazmış. Karşısına Nas suresi çıkmış. Nas suresinin meali neymiş? Ne diyormuş? Bir de okumuş. Bir de okumuş. Ulan demiş bunun faize ne alakası var Nas suresinin? Görüyor musun? Cumhurbaşkanı bak yine şaşırdı yine bilmiyor. Ben ona bir dini bir öğreteyim. Diye yola çıkmış. Kafa yani böyle. Ne yapacağız biz şimdi? Bak bundan yola çıkıyorlar. Başka bir şey ya, değil. Ya bunun politesine inanır mıyım şimdi? Ya bu adamlar. Politesine de inanmam. Bu adamlar. Cuma vakti camiye giden esnafın dükkanın önüne geçip de iki kare fotoğraf çekip ondan sonra ekonomi çok kötü, esnaf kepen kapattı diyen zihniyet. Ya kazasını kıl diyen adamlar ya. Cuma kılamıyorsan kazasını kıl diyor. Cumartesi cemaat toplayıp bir evde çıkacaksın. Şimdi Habertürk ekranlarında da bir taraftan Halk TV ekranlarında bunlar yapılırken Habertürk TV ekranlarında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem değiştirme çabalarına yani Lütfi Türkkan'ın şehit babasına, şehit abisine, şehit abisinin bacısına küfrettiği, en galiz küfürü yaptığı ve bundan dolayı da İYİ Partili seçmenin bile bu işi tasvip etmeyip oy oranlarının düşürdüğü anketlerdeki sonuçlara göre söylüyorum.
bir ortamda gündem değiştirmek üzerine bir helalleşme kavramı çıkarttı. Bu işin pasafisi olduğu, bu işin aslında sadece gündem değiştirmeye matuf bir hareket olduğu, hani derler ya çok artistik bir hareket derler ya, ona matuf bir hareket olduğunu cümle alem biliyor zaten. Fakat bu hareketi canlı kılabilmek, bu gündem değiştirme tavrını canlı kılabilmek elbette Habertürk'e düşecekti ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu Habertürk ekranlarında ağırladılar. Nihal Bengisu Karaca vardı, Nagihan Alçı vardı görebildiğim kadarıyla. Sorular vardı Kılıçdaroğlu'na. Mesela Kılıçdaroğlu'na başörtülü bakan olacak mı? Şimdi Kılıçdaroğlu biliyorsun seçimi kazandı. Cumhurbaşkanı adayı oldu. Adaylığını açıkladı. Seçimler yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığını aldı. Parlamentoda çoğunluğu sağladılar. Bakanları seçecek o noktaya geldi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na 28 Şubat meselesini de sordukları gibi başörtülü bakan olabilecek mi sorusunu da sordular. Bu şuna benziyor. Hitler'in, yani örneği hep oralardan veriyoruz ama Hitler'in, uç olsun diye veriyoruz. Yoksa birbirine benzediği için değil. Yanlış yapmayalım, yanlış söylemeyelim. Hitler'e ondan sonracıma yani hümanist misin sorusuna elbette hümanistim diye cevap vermesi gibi. Oysa bagajında neler olduğunu biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na da cevabı hayır olamayacak bir soru soruyorlar. Başörtülü bakanınız olur mu? Sen insanları seviyor musun? Abi neden olmasın diyor. Sevmiyorum. Tamam, neden olmasın diyor. Benim. Sorunun kendisi bile sorunlu. Niye sorunlu, sorunun kendisi bile sorunlu? Bu soruda bile bir ayrımcılık var. Yani başörtülü bakan olacak mı sorusu muhatabına aslında siz başörtülülerden nefret ediyorsunuz. Ama iktidara gelirseniz bir başörtülüyü koyar mısınız? Bakan olarak atar mısınız? Görevlendirir misiniz? Sorusu muhatabına hakarettir bir kere. Adam sabıkalı bir de. Bu bir. Ya, tabii. Karşıdaki adam çok sabıkalı. Bu bir. O yüzden. İki, başörtülü, bu arada Nihal Hanım var, ben Yusuf Karaca var yani. Başörtülü bir gazeteci meslektaşımız. Başörtülülere hakaret. Ne demek ya başörtülü bakan olabilir mi sorusu? Ha, bu soruyu sormak için insanın utanması lazım. Yani hani AK Parti iktidarındaki başörtülü bakanları falan saymıyorum bile yani milletvekillerini vesaire. Başörtülen kendisine ama bu soru sorulabiliyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayır diyemeyeceği düşünebiliyor musun? Hayır, benim kabinemde başörtülü bakan olmayacak. Evet. Hani seçildi geldi de olmayacak cümlesi verebilir mi abi? Olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Yok ama bu... İnsanları seviyor musunuz? Bu ısmarlama sorular. Tabii. Bunlar gollük sorular. Bu bir. İkincisi Lütfi Türkkan'ın durumunu sordular Allah'tan. Evet. Lütfi Türkkan meselesini sordular. Lütfi Türkkan meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz sorusunu soru soran gazeteci Muharrem Sarıkaya'ydı. İyi bir şey düşünmüyorlarmış. Cevabı dinleyelim hiç bakalım hayırlı, ne düşünüyormuş. Hiç hayırlı bir şey düşünmüyorum. Bak ne düşünüyormuş, cevabını bir dinleyelim bakalım. Buyursunlar. Genel kuruluna geleceğini sanmıyorum. Yani bir tartışma konusu olur. Tutumunuz ne olur? Efendim? Tutumunuz ne olur? Tutumunuz ne olur? Geldiği zaman yetkili organlarımızla görüşürüz. Yani biz bakın daha önce de pek çok şeyde yetkili organlarımızla görüşürüz diyorum. Bu da bizim tek kişi değil, kurumsal bir yapımız var. CHP'nin öyle bir özelliği var. Kendi ya, yetkili organları. Bireysel yorumunuz ne? Efendim? Bireysel yorumunuz. Bireysel yorumum şu. Bu konu zaten yani dokunulmazlık kalksa dahi hapsi öngören bir ceza değil. Dolayısıyla hani bu tamamen politik bir karar olacaktır yani. Şimdi ben soruyu sorayım, hatırlatayım. Soruyu şöyle hatırlatayım. Politik. Bakın, bu ülkede bir partinin grup başkan vekili Lütfi Türkkan bir şehit abisinin bacısına küfretti. Evet. Bu ülkede iktidara talip olan bir parti, yani kendisi de cumhurbaşkanı adayı olacak. Bu programda belediye başkanlarını yine böyle bir biçti. Soruyorlar, Lütfi Türkkan'la ilgili dokunulmazlığının kaldırılması yönünde meclise bir fezleke geldi. Evet. Bu fezlekeye Cumhuriyet Halk Partisi olarak tepkiniz ne olacak? Organlarını gösteriyor. Net soru. Diyor ki organlar var. Evet. Evet. Biz tek adam değiliz. Allah. Al ya. Kadar var ya. Tamam hadi ay, kıvırdın. Ya, yani ay, çalışmadığı yerden sormuş. Ya. Muharrem Sarıkaya ısrar ediyor. Çok ayıp. Tamam ya. Diyor. Kurullar var ama diyor. Şahsi görüşünüz ne? Yani bir milletvekili şehit abisinin bacısına küfretmiş kardeşim. Sen insan olarak, bireysel olarak bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya bundan daha net bir şey olabilir mi?
Ne dersin? Küfür kötü bir şey. Kıvırmak için söylüyor. Küfür kötü bir şeydir. Küfür edilmez. Şehit yakınına edilmez. Şehidin abisine edilmez. Şehidin abisinin bacısına edilmez. Küfür içinde bacı hiç olmaz. Bu kadar bacı olmaz. Şu olmaz. Çok ayıp etmiştir. Şudur budur der geçersin. Şahsi fikrini soruyor çünkü. Kurumsal fikir değil. Kurumsal da hadi kıvırdın. Parti meclisinde. Organımız var. Organımız yapar. Arkadaş bir cümle söyleyemedin ya. Ayıptır diyemedin ya. Olur mu böyle şey diye. Niye? Bir hafta önce Cumhuriyet'e ihanettir dedin tezkereye evet demek. Abi, muhatabına bunu söyledin ondan sonra bir ton fırça yedin ya da baya bir arıza çıktı mevzuda. Şimdi Lütfü Türkkan'a bir laf söylersem ya ilişki kopar, Millet İttifakı dağılır endişesiyle, korkusuyla bu ülkenin vatandaşının yanında, şehidinin yanında olduğunu iddia ediyorsun. Ama şehidinin bacısına en garip küfrü eden ortağının grup başkan vekiliyle Allah. İlgili olarak şahsi fikrini açıklayamıyorsun. Şimdi bak bunları görünce... Bunları görünce neyi teyit ediyoruz biliyor musun? Aslında böyle bakmak lazım. Özellikle CHP seçmeni. Çok çok düzgün bir nokta bu çünkü. Diyorsun ya bunlar hani bunlar Biden'dan yardım istiyor. Onun ağababaları yurt dışında, tasbihaları dışarıda falan. Kızıyorlar böyle. Sen kime de bunlar milli falan. Bir dakika ya kızmayın. Bir adamda insaf vardır. Vicdan ararsın, insanlık ararsın, ahlak ararsın değil mi siyasetçide? Bu memleket sevdasını ararsın, kalbine bakarsın falan filan. E bakıyorum. Sen siyasi rantoruna bir kadına yapılabilecek en ağır saldırı nedir biliyor musun? O şekilde küfretmek ki söyleyemiyoruz. Hiç kimse söyleyemiyor. Ya. Hani Yonel Akşener'in söylemiş olduğu bilmem ne vardı ya o başka bir şey. Ama bir dakika çok önemli bir şey. Peki böyle bir adamın, sen böyle bir adamın bak buradan bakacaksın. İnsanın bir işi her işidir. Şu masanın durumu bizi anlatır. Adam oradaki soru çok net. Dediğin gibi evet yanlış yapmıştır Allah cezasını versin. Hayat hata yapmıştı, düzeltebilir bilmem ne. Bu da bir karardır. Tabii. Ama bak şu cümle çok ama cümle aslında o ayrıntıda gizli o cümle. Bu zaten hapis cezası gerektiren bir şey değil ki. Tam onu söyleyecektim sana bırak. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Peki zaten hapis cezası gerek siyasi bir karar. Aman Allah'ım. İki. Nasıl siyasi bir karar arkadaş? Siyaseten mi küfretti orada? Nasıl siyasi bir karar? Nasıl bir arkadaş kafa bu ya? Sen eğer bu memlekete böyle bakıyorsan bir şehit yakınının bacısına böyle küfürde bu şekilde konuşuyorsan Allah ben senden bu ülke hakkında bu ülke aleyhine her konuda her yabancıyla her istihbarat örgütüyle her hainle aynı yatağa girebileceğini düşünürüm. İnsanda zerre kadar vicdan olur. Yani hani bırak da yok. Ya bir en ağır bir kadına saldırıdan ifadesiyle söylüyorum bacıya küfreden bir vekille ilgili zaten hapis cezası yok. Hani ben versem ne olacak? Bu siyasi bir karar zaten. Arkadaş böyle bir küfrün siyasi karar mecrası tartışılmasını düşünecek kadar sen ne içtin ne yedin ya? Maalesef. Sen bu ülkeye ne kadar düşünüyorsun ya? Maalesef. Babanın oğlu olsa bak bir daha söyleyeyim kendi partinin de olsa. Vallahi bu sen iş, de olsa bu iş hakikaten nasıl siyasi... hatalarda insan yani... çıkartıp anahtarı bırakıp gidiyor. Defolup gider o zaman bu ülkede. Şimdi yüzüğü sakın. İki tane başlık var. Bir tanesi finali Engin Ardıç'ın köşe yazısıyla bitireceğim ama onun öncesinde bir haber var. Hepimizin hakikaten lanetici haberlerden bir tanesi Balıkesir'de Bandırma Belediyesi'nin bir eğitim evi var. Eğitim evi açılmış. Eğitim evinde çocuğa cinsel istismar yaşanmış. Şimdi tabii ki bu Bandırma Belediyesi CHP'li belediye. Açmış olduğu eğitim evi CHP'li belediyenin açmış olduğu eğitim evi. Şimdi ben daha önceki mevzularda CHP'li yöneticilerin yapmış olduğu taciz skandallarını falan konuştuk ama burada mesela bu eğitim evi koordinatörü Sevanse 14 yaşındaki kız öğrenci cinsel istismarda bulunmaktan dolayı tutuklandı. Şeyden alıyorum. Şimdi bak yani. Bir belediyenin kurmuş olduğu bir eğitim evinde görevlendirdiği bir öğretmenin cinsel tacize, öğrenciye cinsel tacize uğraması, yani cinsel tacize bulunması zaten iğrenç bir mevzu. Bununla ilgili hukuk her önüne gelin, her yapılması gereken en ağır şeyleri yapsın. 14 yaşında kız çocuğu. Bunlar şey yapılacak meseleler değil. CHP'nin bunu acilen telin etmesini, kınamasını, bu konuyla ilgili olarak taraf olmasını, mahkemede en ağır ceza alması için çalışmasını bekliyoruz. Yapar mı bilmiyorum, göreceğiz. Yılmaz Özdil gibilerden de bu konuyla ilgili yazı yazmasını bekliyoruz. Çünkü bu meselenin bir benzerini Ensar Vakfı'nda yaşandığında, Ensar Vakfı'nın yurdunda geçici görevle görevlendirilen bir öğretmenin bu konuyla ilgili benzer bir ifadeleri olduğunda Ensar Vakfı'nı alıp yerle yeksan etmişlerdi.
Bak burada dikkat et, CHP'ye, genel başkanına şuna buna laf söylemedim. Belediyenin bir eğitim kurumunda görevli bir hocanın, öğretmenin 14 yaşındaki çocuğa cinsel tacizinden bahsettim. Geçen hafta başka bir tane daha var. O bu belediye başkanıydı o. Belediye başkanıydı. Ya Allah'ım o. Ya Murat bak ben sana tamam. Mübarek Cuma günü. Şuna geliyorum ama ya. Burada Yılmaz Özdil'den, başkan, CHP'li yani. Medyadan, şuradan, buradan bir yorum bekliyoruz. Yazı bekliyoruz. Şehvetiye neler? Fıkrası diye mesela yazı. Mesela İsmail fırkası. Saymaz'dan aynen bunları tabii bekliyoruz. Şehvetiye fırkası, fırka biliyorsun park demek. Şehvetiye fırkası diye bir fırkayı artık yaz Allah'ını seversiniz. Bir şey söyleyeceğim. Yani sen bir lafın arasında geçti. Bak hali perişanlığını görmeleri lazım. Çok samimiyetli ve hakikaten yani bazen de çok sinirleniyorum, dayanamıyorum ama aklına yaysınlar. Sen burada ben belediye, o dedi ki belediye başkanı. Bak Allah aşkına tecavüz ve taciz ayrımlarına bak ya. Biz gündemimizi alamamışız ya. Yani. Bir belediye başkanı bir taciz etmiş birisini. Kızı taciz, hatırlıyorsun işte sen, ben seni işe aldım sen de bana bilmem ne diye. Burada sen ikinci haberi okuyorsun. Ben sana geçen hafta konuşamadık. Artık habere girmiyor ya. Ya utanmıyor musun? Vakaya adiyeden oldu. Utanmıyor Hikmet, musun? Süre ya? Bitti. Bunu pazartesi. Bu belediye başkanı, bu bir ilçe. Bu yönetim kurulu, bu bakan. Öyle ne görüyorlar. Yani? Öyle görüyor. Çünkü onu öyle yazık gördüler ya. Bütün hepsini şey yaptı. Şimdi CHP'den Yılmaz Özdil'den, İsmail Saymaz'dan, Şehmet ondan sonra Sevilay'dan, bunlarla ilgili olarak Şehmet benzer yapıyoruz. Şeyler bir görelim bakalım, görecek miyiz? Finale Ergin Engin Ardıç'la bitirelim. Biliyorum sarktık ama bunu okumak istiyorum. Köşe yazısında yani bunu bu programda Hikmet'le ben de ağırlıklı olarak söylüyoruz ama ete kemiğe büründürmüş köşe yazısı olarak. Seçimi şimdiden yaptılar maşallah diyor Engin Ardıç. Görünen köy kıve kılavuz meselesi başlıklı yazısında. Gerçi hangi adaylarının kazanacağını henüz bilemiyorlar ama Erdoğan'ı devirdiler. Böbürleniyorlar, bu iş tamammış. Birisi durmadan CHP'ye %30 oy çıkarıyor ama daha da artması gerekirmiş. Başka birisi İP'ye %20 yazacak kadar utanmaz. Kafalarına göre anketler de yaptırıyorlar. AK Parti yerlere düşmüş. Bittiniz oğlum siz diyorlar. Peki bir de şuna bakalım demiş Engin Ardıç. Bunu ara ara ben söylüyorum hakikaten. Megapol araştırması. Megapol dediğiniz şirket böyle kendilerini benim bildiğim en azından çok öyle objektif falan gösteren, biz araştırma şirketiyiz kardeşim falan diyen ama öyle olmadığına inandığım bir şirket. AK Parti %39.3 çıkmış. CHP %23.5 çıkmış Megapol'ün anketine göre. Dediğim gibi bunlar AK Parti'nin ölüsü. Cumhur İttifakı'nın ölüsü. Onların çıkarttığı rakamlar bunlar. AK Parti %39.3, CHP %23.5, MHP %11.7, HDP %11.2, İYİ Parti %10.9. Gerisini diyor boş verin. Deva Partisi %0.9, Gelecek Partisi %0.1 falan. Şimdi herhangi bir ilkokul öğrencisini çevirip soralım. %39.3 artı %11.7 kaç eder? El cevap 51. Laf orada da bitiyor diyor. Belki şaşıracaklar ama geliştirilmiş olacağını söyledikleri parlamenter sisteme henüz geçilmemiştir. Geçileceği de yoktur. Genel tabloda önemli ve anlamlı bir değişiklik de yoktur. Erdoğan 2023 seçimini de kazanmıştır. İşin matrağı seçim ikinci tura da kalsa, ikinci turda da gene en yüksek oy Erdoğan'a çıkıyor %51. Elbette bu rakamların tıpkısının aynısı çıkmayacaktır ama gidişat bellidir. İsteyen Erdoğan 52.9'dan 51'e düştü. Ay hadi inşallah diye sevinebilir. İsteyen yüzsüz seçimin tek kaybeden olarak AK Parti'yi de gösterebilir ama sonuç değişmez diyor Engin Ardıç diyelim ve günün manşetini evet, burada bunu bitirelim. Erdoğan faizle mücadelede Nas suresini örnek gösterdi diye. Yani bakın siz aklınız, zekanız, kafanız ve o bilgi birikiminiz bu kadar işte. Günün manşetini bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Pazartesi saat 11'de karşınızda olmak üzere hepinize hafta sonları dileyeceğim.